Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu son videomuz olacak. HP Z400 anakart ve kasaya toplama işlemleri ve yapılan çalışmalar tamamlandı, bitti. Kasaya anakartı topladım. En baştan bir uyarı geldi bana. Daha önceden bu anakartta 5620 serisi işlemci vardı. Daha sonra 5680'i takınca bir uyarı daha verdi. Resimlerde göreceksiniz. Bu uyarının sebebi 130 wattlık işlemci olduğu için haliyle işlemci fan konnektörü bir hata daha vermiş oldu. Bu hatayı da işlemci konnektörünün 6. pinine şase bağlantısı yaparak, yani atlama yaparak halletmiş oldum. ...130 wattlık işlemciyi görünce haliyle anakart bana uyarı vermiş oldu. Ben bu uyarıyı bu şekilde bertaraf etmiş oldum. Bunu da hallettik. Bunu da sizinle paylaşayım istedim. Bir diğeri ise gördüğünüz gibi 850 wattlık bir güç kaynağı. Kendi özel üretimim, kendi modifiye ettiğim bir güç kaynağı taktım sisteme. Daha önceden biliyorsunuz bu güç kaynağını yapmıştım. Bu 24000 ATX konnektörü anakarta uygun hale getirmiştim. Bu güç kaynağı zayıf gelecekti bu kasaya. Haliyle daha iyi, daha kaliteli bir güç kaynağı modifiye ettim bu anakartı kullanmak için. Bunu da paylaşayım istedim. Kısaca artık bu orijinal güç kaynağına gerek yok. Standart olmayan bu güç kaynağına gerek yok. Bu uzun soluklu çalışma nihayet tamamlandı. Kasa içini göstermek için sıradan bir ekran kart taktım. Daha sonra iyi bir ekran kart takacağım. Test yapacağım bir de. Bir bakalım. Gördüğünüz gibi harici fan bağlantısı var. Işıklandırdım. Güç kaynağını da ışıklandırdım. Bununla beraber işlemci soğutucusunun fanı da ışıklı. Artık kasanın ön paneline bir tane 12 santimlik fan taktım. Işıklı bu da. Bir de alta 9 santimlik yine bir ışıklı fan taktım. Yalnız şunu belirteyim. Bu fan ile, yani şu ön paneldeki fan ile bu alttaki fan devirleri düşüktür. Bunların devirleri yüksektir. Çünkü hava girişi buradan olacak, çıkış buradan olacak. Haliyle giriş her zaman zayıf olmalı. Yani fan devirleri düşük olmalı. Çıkışların her zaman fan devirleri yüksek olmalı. Eğer bunu yapmazsanız, yani tam tersini yaparsanız, giriş fan devirleri yüksek olup çıkış fan devirleri düşük olursa kasanın içinde ısı yoğunlaşması olacaktır. Yani içerideki ısıyı fanlar dışarı atamayacaktır. Haliyle anakart çabuk ısınacaktır. Mavi ekrana ya da diğer arıza sebepleri vermeye başlayacak. Şu anda hiçbir hata kodu vermiyor. Anakartı yeniden başlattığınızda direkt masaüstü gelebiliyor. Yani şu anda bu anakart standart olan kasaya takılabilir ve kullanılabilir halde. Şimdi hemen ekran kartını takalım. Ekran kartını taktım. Sapphire RX 580. Güçlü bir ekran kartı. Zaten bu sebeple güçlü bir güç kaynağı kullandım. Şimdi start veriyorum. LED'imiz yandı. Bakalım uyarı verecek mi? Hiçbir uyarı vermedi. Direkt geçiş yaptı. Yani bu iş tamam.
Bir de söylemeyi unutuyordum. NVMe SSD'mizde bu anakarta takılı. Birinci PC Express slotuna takılı. Ekran kartı var. Daha sonra bir PC Express slot daha var. Altta görüyorsunuz. Sistem bilgileri bunlar. 48 GB RAM'imiz takılı. X5680 işlemcimiz var. Sanal 12 çekirdekli işlemci bu. Ekran kartımız ve NVMe SSD sürücümüz de takılı. Test işlemine geçtik. Evet arkadaşlar, testimizi de tamamladık, geçtik. Yani bu kasa ve anakart ve tüm sistem ile çok güzel oyun ve render çalışması yapılabilir. Elinize bu şekilde anakart geçerse HP Z400 serisi, bu video size fayda sağlayacaktır. Her şeyi anlatmaya çalıştım baştan sona detaylı şekilde. Umarım da fayda sağlamışımdır. Bu ve buna benzer değişik, enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma destek veriniz. Abone olmayı da unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.